İhbar hattımıza ulaşan hayvanseverler, yetkililer tarafından günlük köpek barınağına gereken ilginin gösterilmediğini belirterek, kendileri olmasa can dostların açlıktan birbirlerini yiyeceklerini iddia ettiler. Merhaba değerli izleyenler, şu anda günlük geçici köpek barınağındayız. Buradaki vatandaşlar gönüllü vatandaşlar. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz amca da gönüllü olarak çalışıyor. İddialara göre burada atanan görevliler 9 ay boyunca izin alıp gelmemişler. Ve burada sadece gönüllü vatandaşlar var şu anda. Burayı temizliyorlar, bakımını yapıyorlar. Ve hiçbir şekilde belediyelerin de, Milas Belediyesi'nin de burayla ilgilenmediğini söylüyorlar. Özellikle de Muğla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra da hiçbir şekilde ilgilenilmediğini iddia ettiler. İhbar hattımıza ulaşan hayvanseverler bakın neler anlattılar. Hoş geldiniz diyorum. Dünkü size müracaatımızdan sonra bu ilginizi ayrıca kutluyorum genç elemanlar olarak. Şimdi burada gördüğünüz sokak hayvanı ismiyle anılan köpeklerden yaklaşık güne göre değişiyor. 185 adet şu an sokak hayvanımız var. İşte girişte soldan birinci padokta gördükleriniz yavrularımız. Bu yavruların aşağı yukarı 35 taneye yakın yavrumuz var. Bu gördüklerinizin %95'i aşılanmış, kısırlaştırılmış. Tamamı da burada gönüllü diye tabir ettiğimiz Gülük'te iskan eden hanımlar tarafından yapılmaktadır. Yani buralara yasa gereği en azından personel ve mama yardımı yapılması gerekiyor. Örneğin buranın 2 adet Milas Belediyesi tarafından personeli var idi. Bu personellerden biri izinli. Zaten bu yıl içerisinde 9 aya yakın izin kullandı. İkincisi dün ameliyat oldu. Ciddi bir ameliyatı var. Dolayısıyla şu an buranın bütün her şeyi bize kaldı. Şimdi az önce sizinle de konuşurken dediniz yani siz olmazsanız ne olur? Bakın iki padoktan çıkan ve bunları yayınlamayın. Yani bunlar insanların midesini herkesin tahammül edeceği bir şey değil. Burada sorunlar yumağı var. Bu yumak da gittikçe büyüyor. Sayın Muhammed Bey'e ben dün Tarım İl Müdürümüze, Muhammed Bey'e, Sayın Kaymakamlık Makamına 3 tane dilekçe bu konuyu tüm detaylarıyla arz ettim. Buranın krokisini yaptım. Hangi padokta kaç tane canımız var onları izah ettim. Az önce sizi karşıladığımız kapalı alan, orada yavrularımız var, siz de bizzat gördünüz. Orada ameliyat olanlar var, onları göremediniz. Mikrop kapmasın diye herkese açmıyoruz. Yani buranın bir de yani veterinerlik hizmetleriyle ilgili Milas'ta ve Bodrum'da var olan aşağı yukarı tüm veterinerlik hizmeti veren kuruma borcumuz var. En büyük yardımı da hayırsever, yine bayan, kadın ağırlıklı halkımızdan alıyoruz ve işin çok çok garibi, burada yaşayan yabancı uyruklu İngiliz kişilerden çok yardım alıyoruz. Muhammed Bey'i artık insanlığa davet ediyorum, yani lütfetsin, buraya bir personel göndersin, var olan veteriner hekiminin yerine bir veteriner hekimi tamir edecek birilerini bulsun. O adam devamlı hasta, rahatsız. Beli ağrıyor. Ameliyat yapamıyor. Bunun için veterinerlik fakültesine de müracaatımız oldu. Dekan Bey'le de görüştük. Onların da sıkıntıları ameliyatla ilgili malzeme sıkıntısından bahsediyorlar. Tabii bu teknik konulara bilmiyoruz. Onlarla ilgili de bir yorum yapmak istemiyorum ama buranın röportaja falan ihtiyacı yok arkadaşlar. Burasının görselini Milas'ta yaşayan, çevrede az bir şey duyarlı insanlara lütfen gösterin. Bakın, yazıktır, günahtır. Bunlar canlıdır netice itibariyle. Bir de Gürlük'te yaşayan halk ikide bir sokak hayvanları neye var, neye burada? Ya burası Allah'ını severseniz burası cezaevi değil mi? Böyle bir şey hak mıdır yani? Bu hayvanlara bu yapılan hak mıdır? Burası aslında rehabilite yeri olması lazım. Yani burada buraya ihtiyacı olan, aşılanması gereken, ameliyat olması gereken hayvanlar burada rehabilite edilip bilahare normal ortama salınması lazım.
Bu ülkemizin her yerinde büyük bir yara. Bunun ülke gündeminden kalkabilmesi için bunun bir devlet politikası haline getirilmesi lazım. Yani bu kısırlaştırma olgusunun tüm ülkemizin her yerinde yaygınlaşması lazım ki ondan sonra hayvanlar sahiplenip Avrupa'yı boyutlarda bir kıvama gelir düşüncesindeyim. Tekrar tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bu kadar hayvanı sokaklarda kimse istemiyor. Belediye sahip çıkmıyor. Peki ne olacak bunlar? Yani açlığa mı terk edelim, ölsünler mi? Ondan sonra mı insanlar bir el atacak? Konya gibi mi olsun yani burası? Mamak gibi mi olsun? Bunu mu istiyorlar? İki gündür biz gelmesek ki biz her gün geliyoruz zaten. Ama şimdi görevli yok. Düşünün, görevli var diye buraya kimse gelmese bu hayvanların hepsi açlıktan birbirini yer. Bu insanlık mı ya? Koskoca Milas Belediyesi bir personelini buraya yönlendiremiyor. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Ha biz de bırakalım, ölsünler. Ondan sonra sosyal medya çalkalansın, sonra kıymete binsin bu hayvanlar. Anlamı yok o zaman. Bizim vicdanımız el vermiyor. Bakın iki gündür topluyoruz. Toplarız, yapalım. Ama yani bu da sizin görev sorumluluk alanınızda. Ne mama veriyorsunuz, ne veteriner hekim veriyorsunuz. Hiçbir zaman bizimle bir işbirliği içinde değiller. Ya sokaktan köpek topluyorlar, bizim haberimiz yok. Ya bizim de sokakta kısırlaştırdıklarımız var. Hep diyoruz ki ya birlik içinde olalım. Kısır olanları söyleyelim. Ve şu anda Milas Barınağı'nda kısırlaştırma yapacak bir hekim yok. Fatih Bey belinden rahatsız. Bunu arayanlara da söylüyor. Kısırlaştırmayacağınız köpeği niye alıyorsunuz? Ben bunu diyorum. Biraz vicdan. Vicdan ve halkı da artık duyarlı olmaya çağırıyorum ya. Nerede köpek görseler. Şu her gün buraya gelirken içimiz cız ediyor. Nerede çuvalla köpek atılmış. Doğurtup doğurtup atıyorlar. Belediye düzgün kısırlaştırma yapmıyor. Ya bunun tek çözümü kısırlaştırmak, kısırlaştırmak, kısırlaştırmak. Evet, gördüğünüz gibi gönüllerimiz çalışmaya devam ediyor. Burada toplamda 186 tane köpek var ve hepsi de kaderine terk edilmiş durumda.